Bu bölümde bilinmesi gereken 300 İngilizce fiili sizinle paylaşacağım arkadaşlar. İngilizce'de sıklıkla kullanılan fiilleri gerek akademik anlamda gerekse günlük konuşmalarda çok sıklıkla başvurduğumuz İngilizce fiilleri bu bölümde sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bölümümüz 5 videodan oluşacak. Her videoda 60 fiil sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde kelime dağarcığınızı çok daha kuvvetlendireceksiniz arkadaşlar. Şöyle başlayalım fiillerimize. Accept fiiliyle başlayalım. Accept kabul etmek demek. Kabul etmek. Add eklemek. Eklemek. Admire hayran olmak. Admit itiraf etmek. Advice tavsiye etmek. Tavsiye etmek. Effort karşılamak, gücü yetmek gibi bir anlam ifade ediyor arkadaşlar. Karşılamak diyelim. Karşılamak. Mesela I can't afford to buy this car diye bir örnek verirsek bu arabaya satın almaya gücüm yetmiyor. Karşılayamıyorum bu arabayı satın almaya diyebiliriz. Devam edelim. Agree, aynı fikirde olmak. Katılmak. I agree with you deriz. En basitinden mesela. Size katılıyorum, sana katılıyorum. Aynı fikirde olmak diyelim. Aynı fikirde olmak. Allow, izin vermek. İzin vermek. Annoy, rahatsız etmek. Rahatsız etmek. Answer, cevaplamak. Cevaplamak. Apologize, özür dilemek. Appear, ortaya çıkmak. Applaud, alkışlamak. Arrange, düzenlemek, ayarlamak diyebiliriz. Düzenlemek diyelim. Düzenlemek. Ask, sormak. Soru sormak gibi mesela. Sormak. Back, geri gitmek. Geri gitmek. Back. Bake, pişirmek. Pişirmek. Balance, dengelemek. Dengelemek. Türkçemize de girmiş bir tane yabancı fiildir, kelimedir arkadaşlar. Balans ettirmek gibi bir şey söyleyebiliriz. Bank, vurmak. Vurmak. Hatta ünlü bir şarkı da var. Bang bang diye. Oradan da aklınıza gelebilir. Biri beni vurdu diyor orada mesela. He shot me down diyor. Bang bang diyor. Oradan aklınıza gelebilir tabii ki. Bet, banyo yapmak. Banyo yapmak. Battle, savaşmak. Savaşmak. Beg, özür dilemek. Özür dilemek diyelim. Behave, davranmak. Davranmak. Belong, ait olmak. Belong bazen to ile de kullanılabiliyor arkadaşlar. Preposition olarak to alır. Onu da belirtelim. Belong to. Birine ait olmak dediğimiz zaman belong to'yu kullanırız. Ait olmak. Şöyle de yazalım. To diye. Preposition'ı to olsun. Blink, göz kırpmak. Kırpmak. Boast, böbürlenmek diyelim. Böbürlenmek. Ukala tavırlar sergilemek gibi bir şey de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ukalaca davranmak gibi. Boil, kaynamak. Kaynamak. Bomb, bombalamak diyelim. Bombalamak. Book,
Normalde sizin de bildiğiniz üzere kitap anlamına gelir. Ama diğer bir anlamı da var arkadaşlar. Farklı bir anlamı. Rezervasyon yapmak gibi bir anlamı da var. Rezervasyon yapmak. Böyle yazalım. Bor, canını sıkmak. Canını sıkmak. I am bored deriz bazen mesela. Canım sıkılıyor. Calculate, hesaplamak. Hesaplamak. Hesap etmek yani, hesaplamak. Calculator deriz, hesap makinesi. Call, aramak. Aramak. Care, önemsemek. Takmak. Önemsemek. Bunu olumsuz olarak söylediğimiz zaman I don't care you deriz mesela. Seni takmıyorum, seni önemsemiyorum. Ya da take care of yourself deriz arkadaşlar. Kendine iyi bak. Böyle bir örnek verebiliriz. Carry, taşımak. Taşımak. Change, değiştirmek. Değiştirmek. Chase, kovalamak. Kovalamak. Cheat, aldatmak, hile yapmak, kopya çekmek gibi bir anlam ifade eder arkadaşlar. Aldatmak diyelim. Aldatmak. Check, kontrol etmek. Kontrol etmek. Çiğnemek. Çiğnemek. Bu genellikle chew gum deriz mesela, sakız çiğnemek. Böyle kullanırız. Claim, iddia etmek. İddia etmek. Etmek. Clap, alkışlamak. Applaud gibi arkadaşlar. İkisi de eş anlamlıdır. Alkışlamak. Clean, temizlemek. Clear, temizlemek. Temizlemek. Aynı anlamda. Clean ve clear. Temizlemek diyelim. Close, kapatmak. Kapatmak. Collect, toplamak. Bir önceki videomda paylaşmıştım arkadaşlar. Collect ve mesela buna bir tane daha eş anlamlı söyleyebiliriz. Collect'e. Gather diyebiliriz mesela. O da toplamaktır. Damage, hasar vermek, zarar vermek anlamında. Şöyle diyelim, zarar vermek. Zarar vermek. Decide, karar vermek. Vermek. Delay, ertelemek. Ertelemek. Delight, haz vermek, hoşuna gitmek. Zevk vermek, zevk almak gibi, zevk almak diyelim. Deliver, teslim etmek diyelim. Teslim etmek. Teslim etmek. Genellikle posta dağıtıcılarına deliverer diyoruz. Hani dağıtıcı gibi bir örnek verebiliriz. Depend, bağlı olmak. Bağlı olmak. Genellikle depend on'la kullanılır arkadaşlar. Preposition aldığı zaman. Şöyle de yazalım. Bir şey üzerinde ya da birine bağlı olmak anlamında kullanılabilir. Describe, tanımlamak. Tanımlamak. Deserve, hak etmek diyelim. Hak etmek. Develop, geliştirmek. Geliştirmek. Çokça karşımıza çıkar bu kelime. Develop, discover, keşfetmek. Keşfetmek. Divide, bölmek. Bölmek. Divide de preposition aldığı zaman into alır arkadaşlar. Divide into. Üçe bölünür mesela. Dediğimiz zaman into'yu kullanırız. Doubt, kuşkulanmak. Kuşkulanmak deriz. Drag, sürüklemek. Drag down deriz mesela, aşağı sürüklediğimiz zaman. Drag up deriz, yukarı sürüklediğimiz zaman. Sürüklemek. Dream, rüya görmek. Rüya görmek.
Ve son fiilimize bakalım arkadaşlar. Bu da dress, giyinmek. Giyinmek. Dress up da diyebiliriz buna. Preposition aldığı zaman. Şöyle yazalım yana. 60 adet fiilimiz ilk bölümde bunlar arkadaşlar. Toplam 5 videomuz olacak. 300 tane İngilizce gerçekten bilinmesi gereken fiiller olacak arkadaşlar paylaşımlarımda. İzlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Bunlara çok güzel çalışın arkadaşlar. Yani her türlü karşınıza çıkar. Gerek günlük konuşmalarda, gerekse sınavlarda mutlaka karşınıza çıkacaktır. Benimle kalın arkadaşlar. İnşallah tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim.